TV Siyaset ekranlarında merhaba değerli izleyicilerimiz. Bir söz sırası programında daha sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Merkez Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Dursun Vazgeç. Dursun Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Bütün seyircilerimize, katılımcılara iyi bayramlar diliyorum. Gerçi bayramın son günü. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. İnşallah özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle efendim. Seyircilerimiz ve kendimiz adına teşekkür ederiz. Bu vesileyle biz de bayrama kutluyoruz herkese. Değerli izleyicilerimiz, bugün hem Merkez Partisi'nin durumunu konuşacağız, hem Merkez Partisi'nin gündeme bakış açısını, ittifaklara yaklaşımını ve ayrıca mümkünse süremiz kalırsa gündemlere de gireceğiz. Malumunuz üzere programımız özellikle ana akım medyada yer verilmeyen partileri tanıtmak, sizlerin de önüne getirmektedir. Bu vesileyle bugün de Merkez Partisi'ni ağırlıyoruz. Dursun Bey, Merkez Partisi ne durumdadır, seçimlere hazır mıdır? Şöyle bir özellikle ben belirteyim, 7 Temmuz 2014'te kuruldu Merkez Partisi değerli izleyicilerimiz. Ben bu bilgiyi vereyim, diğer bilgileri Dursun Bey'e bırakayım. Hangi seçimlere girdiniz, önümüzdeki seçimlere ne düşünüyorsunuz ve aktif durum şu an nedir Merkez Partisi'nde? Merkez Parti 2014 yılında kuruldu. Malum çok kısa sürede yaklaşık 76 ilde teşkilatlanarak, 76 il ve yine 600'e yakın ilçede teşkilatlanarak 2015 7 Haziran seçimlerine iştirak etti, katıldı çok kısa sürede. Bu bizim için çok önemli bir başarıydı. Yani oy oranından ziyade teşkilatlanma bakımından çok önemli bir başarıydı. Tabii ki bu çalışmaların bir meyvesi olması gerekiyor. Biz meyveyi alamadık ama en azından başlamış olduk. Bu süreçten sonra genel başkanımızın bir rahatsızlık geçirmesi ki çok uzun bir süre yoğun bakımda, daha sonra da nikahet dönemiyle beraber 2018 yılında tekrar partinin başına geçerek teşkilatlanmalara hız verdik. Şu anda ben genel başkan yardımcılığıyla beraber İstanbul İl Kongresi'ni tamamlamak üzere aynı zamanda il başkanlığı görevini de deruhte ediyorum. Yaklaşık 55 ilde kuruluşumuz yapıldı ama kongreler henüz daha 15'ler civarında. Biz İstanbul'da yaklaşık 11 tane ilçemizin kongresini tamamladık. İnşallah bu salgın sonrasında da 7 ilçemizi daha kongresini yaparak 20 ilçede teşkilatlanmış ve kongresini tamamlamış olacağız. Bütün hedefimiz olası bir seçimde seçimlere katılabilmek. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aradığı kriterlere ulaşmak. Tabii bu arada bunu yaparken de sık dokuyup inceliyoruz. Teşkilatlarımızı gayet oturaklı, temsilde layık, ehliyetli insanlardan oluşturmaya çalışıyoruz. Genel başkanımız bu konuda çok hassas. Kendisi de Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. Ankara ile irtibatlaşarak. Ve şu salgın döneminde dahi evinde yaklaşık günde 10 tane toplantı yapıyor. Çünkü hakikaten bir teveccüh var genel başkanımıza. Ümit ediyorum bu çalışmalarımızın semeresini alırız. Tabii ki bu küçük diye tabir ettiğimiz medyanın çok yer vermediği, sesini çıkarttırmadığı o partilerle de bir araya gelip gücü birleştirmek de en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Merkez Parti ile ilgili bugünkü durum bu. Evet. Peki biraz önce konuya teğet geçtiniz. Malum gündemde virüs var. Genel kurullar yasak. Erken seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi yapılabilecek herhangi bir erken seçim diğerlerinden farklı olacaktır. Çünkü biraz önce dediğiniz gibi genel kurullarımızı yapıp hazırlıklı olmamız için virüsün olmaması. Yani şu an yasaklandı. İçişleri Bakanlığı partilere, sendikalara, derneklere genel kurulları yasakladı. Hatta toplantıları yasakladı. Bir araya gelemiyoruz şu an. Bildirimleri dahi istemiyor. 1 Ağustos'a kadar getirmeyin dedi. Şu an hükümetin bir erken seçim açıklaması halinde bu önceki bütün erken seçimlerden farklı olacaktır bu yönüyle. Evet. Bu konuda hani bir nasıl söyleyeyim, acil plan var mı? Parti olarak ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu? Bu konularda bir fikrimizi alabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani görüntü itibariyle bir erken seçimi ben çok yakın görmüyorum. Çünkü bunun birkaç nedeni var. Öncelikle
iktidar partisinin toplum nezdinde itibarını çok süratli bir şekilde kaybetmesi. Bu birinci. İkincisi de iktidar partisinin bütün finansmanını sağlayan büyük şehirlerin elinden gitmesi. Yani bu 3-4 tane büyük şehir gerçekten iktidar partisinin teşkilatlarını ayakta tutuyordu. O bütün reklam çalışmalarını, finansmanlarını sağlayan bu 4 belediyeydi. Yani bunlar henüz ortaya çıkmasa da ilerleyen zamanda yargı bağımsızlaştığında, ülkede hukuk üstünlüğü kurulduğunda bunlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla ben kısa zamanda bir seçim yapılacağını düşünmüyorum. Velev ki yapıldı, burada temsilde adalet olmaz. İstedikleri kadar seçim yapsınlar. Netice itibariyle biz uluslararası sözleşmelere imza koymuş bir ülkeyiz. İzleniyoruz, takip ediliyoruz. Onların bizi eve hapsedip işte genel kurullarımızı engellemesi, kongrelerimizi yaptırmaması, toplantılarımızı engellemesi onun için bir başarı değildir. Bana göre bir baskıdır. Yani istibdattır. Dolayısıyla buradan bir demokrasi de çıkmaz, özgür irade de çıkmaz, milletin iradesi de çıkmaz. Daha da büyük bir batağa saplanır iktidar partisi. Dolayısıyla ben böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Bir erken seçim beklentisi içinde değilim ama biz erken seçim yapılacakmış gibi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bütün arkadaşlarımız Anadolu'da, Güneydoğu'da, Trakya'da, Ege'de çalışıyorlar bölge başkanlarımız. Biz de İstanbul'da aynı zamanda ilçelerimizi tamamlıyoruz. Yani biz bir seçim yapılacakmış gibi hazırlanıyoruz. Ama onlar bizi seçime almaz, seçime sokmaz. Yani biz derken bizim gibi olan bütün partileri evet. söylüyorum. Yani geçtiğimiz Ocak ayında açıklanan partilerin dışındakileri seçime sokmaması onun için bir başarı değil. Bana göre bir fecaat olur ki Avrupa da bunu izliyor. Çünkü demokrasi olmayan, hukuk olmayan bir ülkeye hiç kimse getirip yatırım yapmaz. O sözleşmelere attığı imzaları da çok samimi bulmaz. Dolayısıyla ben erken bir seçim çok şey görmüyorum ama başka şeyler bekliyorum. Mesela bunu hep soruyorlar bana. Ben hep vurguluyorum. Diyorum ki ülkenin seçimden ziyade ülkeyi seçime götürecek meritokratik bir yapıyla bir milli mutabakat hükümetine ihtiyacı var. Yani o bizim hayal ettiğimiz seçimi sağlayacak tüm demokratik koşulları, özgür, bağımsız yargıyı, efendime söyleyeyim medyayı oluşturacak bir milli mutabakat hükümetiyle belki 3 sene sonra seçime gidebiliriz. Bugün yapılacak seçimin bu ülkeye hiçbir faydası olmayacağı gibi yokuş aşağı artık frenini boşaltmış bir ülke gibi yuvarlanmaya devam ederiz. Evet. Şimdi Dursun Bey dediniz ki güzel konuşuyorsunuz. Olması gerekeni konuşuyorsunuz. Ama bir de olanlar var bir ülkemizde. Evet bizim uluslararası sözleşmelere imza atmışlarımız var. Ancak son dönemde referandumlar mesela sonraki seçimlerde işte mühürsüz oyların geçerli sayılması yani bırakın normalde kanun değiştikten sonra bir yıl içinde seçime uygulanamazken gün içinde seçimle ilgili kurallar değişti. Bunları yaşadık. Hep birlikte yaşadık. Evet. Daha ötesi partiler olarak yaşadığımız bir şey var. Bunu seyircilerimiz de bilsin. İyi Parti'nin kurulma sürecinde İyi Parti seçime sokmamak için siyasi partiler kanununa aykırı bir uygulama getirdiler. Değerli izleyicilerimiz. Ve bundan bütün özellikle meclis dışındaki partiler tamamımız etkilendik bunda. Neydi bu? Evet. Siyasi partiler kanunu der ki bir partinin seçime girmesi için bir ilk genel kurulu yapmış olması gerekiyor kurulduktan sonra büyük genel kurulunu. İkincisi de 41 ilin yani ülkedeki il sayısının yarısından bir fazlasının en az 3'te 1 ilçesinde teşkilatlanacak. Şimdi siyasi partiler kanunu bu siz de biliyorsunuz evet. Dursun Bey. İyi Parti'yi sokmamak için ne yapmışlar hatırlayın. Dediler ki hayır, ilçeler genel kurulu yapacak. Onu bildirecekler. Genel merkezde öyle genel kurulu yapacağı çevirdiler. Şimdi siyasi partiler kanununda öyle bir şey yok. Ama uygulamada bunu direttiler ve halen de bunun üzerine gidiyoruz. Az önce siz de söylediniz. Dediniz ki işte teşkilatlarımızın da genel kurulunu yapacağız. Normalde buna ihtiyacımız evet. yoktu. Bir teşkilatın kurulmuş resmi sayılması için isimleri bildirip orada teşkilatı kurmak, orada teşkilatlanmış sayılıyor kanuna göre. Maalesef gerek YSK gerekse Yargıtay bu konuda özellikle küçük partileri, büyümeye çalışan partileri olumsuz etkileyen bu kararı imza attılar. Şimdi siz diyorsunuz ki evet böyle bir şey olursa olmaz ama işte
bundan etkilenen bir hükümetimiz yok. Hani ne derler? Etik değerleri artık çok düşmüş bir iktidar var karşımızda. Ve maalesef Avrupa Birliği'ne evet imza attık, uluslararası sözleşmeleri imza attık ama beklediğimiz şekilde tepkiler gelmiyor. Eğer böyle olacaksa kendi işlerine yaradığı konularda tepki veriyorlar, işlerine gelmeyen konularda susuyorlar. Böyle olacaksa bizim uluslararası sözleşmeleri niye imzaladık, niye varlar diye insanlar soruyor ister istemez. Şimdi söylediğiniz süreci hep beraber yaşadık. Bu ülkede seçim devam ederken mühürsüz oyları kabul eden, daha sonra 24 Haziran, 23 Haziran'daki seçimlerde bir sürü bahane uyduran bir YSK vardı biliyorsunuz Sadık evet. Güven. Evet. Şimdi bütün bunların sonucuna bakmak lazım. Ne oldu? Ne oldu? 14 bin oy, 850 bin oya çıktı. Yani bizim milletimiz o kadar da çok affedersiniz aptal bir millet değil. Kimin ne yaptığını da biliyor. Ben şunu söylüyorum. İstedikleri kadar hukukun dışına çıksınlar. Yani neticede bizde bir demokrasi kültürü tam oturmamış olsa da insanlarımızda böyle bir şey var. Yani o bu AKP iktidarının aldığı kararlara koşulsuz uyanlar bu ülkede çok minimum seviyede insanlar, onlar da mecbur olanlar var, istifade edenler var. İşte parti teşkilatından olanlar var. Velhasıl kelam yani yapılan hukuksuzluk hiç kimsenin yanına kar kalmıyor. Çünkü devletin hafızasını kimse silemez. Netice itibariyle biraz biz Avrupa ile artık iç içe geçmişiz. Yani hem sanayi anlamında hem tarım anlamında, teknoloji anlamında bir anlamda onlara mahkumuz, mecburuz. Şimdi siz hukuku çıkarsanız, yargıyı ayaklar altına alırsanız ve bağlı olduğunuzda bir Avrupa var, Amerika var vesaire. Yani evet. Sosyal hayatta mecbur olduğumuz bir takım şeyler var. Siz bunu yaparsanız o ülkeler size yatırım yapar mı? Size güvenir mi? Yani bunlar görünen şeyler. Belki şu olabilir, çırpınışları diyorum, bu yaptığı manevralar gittikçe kendini batırıyor. Belki de bu ülkenin bunu görmesi gerekiyordu. Yani bu insanları yani 100 yıldır aşağı yukarı Cumhuriyet'in başına bela olan, sürekli insanlarımızı din vurgusuyla, milliyetçilik söylemleriyle, yani gerçekte bir milliyetçilik değil, sömürü anlamında bir milliyetçilikle kandırıp iktidara geldiler ve bu millet bunların bütün ahvalini gördüler. Bütün yüzlerini, bütün o kafalarının arkasındaki planları, projeleri, bu FETÖ süreci olsun, efendime söylemişti yolsuzluklar olsun vesaire, insanımız bunları gördü. Şimdi bu eline geçirdiği imkanları hukuksuzluk yaparak, kanunları çiğneyerek kalmanın sonucu, yani bizim belki öyle bir kültürümüz yok ama bunun Orta Doğu'da örnekleri var. Yani bizde öyle bir kültür yok ama neticede akıbet olarak bu tür liderlerin akıbeti bellidir. Ben şuna inanıyorum. Türk insanı gerçekten basiretli, ferasetlidir. Sabırla bekler. Sandık geldiğinde de 23 Haziran'da olduğu gibi 14 bin yetmedi, 850 bin. 850 bin yetmiyorsa 3 milyon, 5 milyon neyse. Çünkü hakikaten toplumun kesimleri irrite oldu birbiriyle. Yani aile içinde bile artık kavgalar başladı bu siyaset yüzünden. Yani AKP iktidarının bu kutuplaştırıcı siyaseti, insanları birbirine düşman edici söylemleri Türkiye'de artık itibar görmüyor. Sadece kendi taraftarları bunu görüyor. Ama yukarısı bunu fark etmiyor. Etrafındaki o bir takım insanlar galiba farklı bir takım argümanlar sunuyorlar Sayın Erdoğan'a. Ama ülkenin gerçeği öyle değil. Yani konuyu dağıtmayalım. Ya istedikleri hukukları yapsalar da bu ülkede bir gün mutlaka demokratik bir şekilde seçimler yapılacaktır. Ve ülkede birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Başta siyasi partiler, kanun, seçim kanunu, baraj, liderlik, yani bir liderin eline listeyi alıp milletvekili yazma dönemi sona erecek. Yani bahçıvanını, terzisini, şoförünü vesaire değil. Liyakat sahibi, ehliyet sahibi insanlar bu ülkede görev alacaklar ve bizim cennet vatanımızı, ki her açıdan söylüyorum, mevsim olsun, coğrafi olarak olsun, üretim kaynakları, yeraltı kaynakları olsun, muazzam bir ülkeye sahibiz ama yönetimsel anlamda çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ben inanıyorum ki şu 10 yıllık süreçte insanlar neye sahip olduğumuzu, neyle uyutulduğumuzu gördüler. İstedikleri baskıyı yapsınlar. Ben bu ülkede aklı selimin, ortak aklın devreye gireceğine inanıyorum. İşin kötü tarafı güzel bir noktadan değiniz.
Öte tarafı 20 yıldır öyle bir siyaset var ki normal siyaset nasıldı, saygılı siyaset nasıldı? Bunu da maalesef insanlarımız da unuttu. Hani bırakın siyasi kanatları, vatandaş artık unuttu. Kavga kültürü maalesef kültürümüz olmaya başladı. İnşallah bir an önce ondan kurtuluruz. Yani ben sürekli... Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok tabii kısa. Ki. Bunun bütün sebebi şu. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde 7 yaşında olan insan bugün 25 yaşında. Evet. 17 yaşında olan 35 yaşında. Yani bugün 35 yaşındaki bir insanın AK Parti'yi karşılaştıracak bir alternatif yok elinde. Yani geçmişten. Mukayese demiyor. Yani ilk oyunu kullandı, AK Parti'ye kullandı. 18 yıldır da AK Parti var. Hani dediniz ya eski siyasi ahlak diye. Evet, biz bunları yaş olarak gördük. Ecevit'i gördük. Necmettin Erbakan'ı merhum. Demirel'i gördük. Rahmetli Başbuğ Türkeş Alparslan'ı gördük. Yani her ne kadar meydanlarda birbirlerine siyaseten, hakaret etmeden, küfür etmeden, saygı içinde eleştiri yapsalar da toplumun huzuruna geçtiklerinde bir beyefendi gibi bir devlet adabıyla oturup münazara yapıyorlardı, müzakere yapıyorlardı, meşveret ediyorlardı değil mi? Evet. Bugün Türkiye Erdoğan tam 18 yıldır hiçbir lideri karşısına alıp toplumun karşısına çıkmadı. Çıkamaz da. Çünkü öyle bir şey yok. Yani ona verilen, ben hep söylüyorum, önüne verilen notta kimseyle konuşma, çık meydanlardan salla, televizyonlardan salla, onlar cevap versinler. Bugün muhalefetin yaptığı da bu. Evet. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet. Türkiye'de muhalefet de kendini çek etmek durumunda. Bunu böyle bir araya koyalım. Hani siyasi nezaket ve ahlak açısından hatırlatayım dedim. Evet. Şimdi bunlara ek olarak bir de yoğun bir medya baskısı var. Medyatik, yani medyanın yoğun bir algı operasyonu var. Biliyorsunuz ellerinde zaten medya. Bu söylediğiniz tüm unsurlar bir de medyayla pompalanıyor sürekli. Sürekli devinim halinde. Şimdi buradan benim sürekli bir sözüm var. Çevremi söylüyorum. Para kaybederiz, tekrar kazanırız, krize gireriz, tekrar çıkarız. Bunlar ilk kez yaşanmıyor. Diğer taraftan batarız, çıkarız, borç buluruz, devalüasyon olur. Ama tevhidi, yani birlikteliğimizi kaybedersek bir daha bir araya gelemeyiz. Bizi mahvedecek şey varsa birliklerimizi kaybetmektir. Maalesef fragmanlarda denk geliyorum, izlemiyorum. Aslında reklamını yapmak istemiyorum ama mecbur vereceğim. Filmlerimiz var. Tarihi güya filmler veriyorlar işte. Diriliş, Ertuğrul, Kuruluş, Osman şeklinde. Şimdi bunların bile fragmanlarında bile Osman, Ertuğrul sürekli baş kesiyor, tartışıyor, sürekli birilerine meydan okuyor. Sürekli diğer obalar direr, Türk boyları kötü gösteriliyor, entrikalı gösteriliyor. Bu kadar şey olsaydı böyle bir güzel tarihimiz olamazdı bizim. Osmanlı o kadar kavga eden zaten kurulamazdı. Ama maalesef tarihimizi de mahvediyor ve bunu tarihi filmlerle bile, yani kendi değerlerimizde güzel değerlerimizi bozuyorlar. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Evet, inşallah bir an önce birliklerimizi, tevhidimizi tekrar sağlarız. İnşallah. Ben o konuda gençlere hep söylüyorum. Devlet Anayı, Kemal Tahir'in Devlet Anası'nı okusunlar. Oradaki entrikaları bir görsünler. Yani zaten ülkedeki en büyük problemlerden bir tanesi insanımızın tarihini ve dinini bilmemesi. Yakın tarihini bilmemesi. Yani yakın tarihe baktığımızda bugün tekerrür ettiğini göreceğiz. Ve şunu hemen söylememiz lazım. Tarihten ders almayanlar yüzünden tekerrür eder. Maalesef bana göre kendi akıbetiyle devam ediyor Tayyip Erdoğan. Niye? 1994'te belediye başkanı olurken çektiği sıkıntıları hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Evet. Mesut Yılmaz hükümeti vardı. İller Bankası belediyelere ayırdığı bütçeyi düşürmüştü. Onun elini kolunu bağlamak istemişti. Bir sürü şey yapmıştı ama Tayyip Erdoğan çıktı belediye başkanı görevini 4 sene başarıyla ifa etti. Onu da söyleyelim. Bugün şimdi aynı şeyleri kendisi bir başkasına yapıyor. Kendi çektiği. Yani nedir bu? Demek ki tarihten ders almıyoruz. Evet. Yani tarihten ders almazsanız aynı akibete uğramak zorundasınız. Bundan kaçış yok. Yani onun için Türkiye'de tarih ve din konusu çok önemli. Bizim son 18 yıldaki onların yetiştirdiği, hani diyorsunuz ya filmlerde, fragmanlarda şöyle yapıyorlar. Sadece kendi seçmenlerini konsolide ediyor, elinde tutmaya çalışıyor. İnanın gülüyor herkes bunlara. Çünkü bunun ne tarihle, ne bugün yaşadığımız teknolojik bilişim çağıyla hiçbir ilgi, alakası yok. Komedi oynanıyor sadece.
Yani onlar zannediyor ki biz bu filmlerle işte yeni Osmanlıcılık, ya bir şey söyleyeceğim kusura bakmayın. Şimdi Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'nden sonra yani süreci hatırlıyoruz. 30 Ekim 1918'den sonra İstanbul işgal edildi, İzmir işgal edildi vesaire. Ve sonuçta saltanat ilga edildi ve Osmanlı mensupları yurt dışına gönderildi, değil mi? Ya bir tanesinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk ile alakalı tek kötü bir söz duyamazsınız. Ki hatta yabancı devletlerin zorlamasına rağmen ağızlarından bir tek kelime çıkmamıştır. Peki evet. Bugünküler kim? Yani saltanatın varisleri bir kötü söz söylemiyor ama onların yerine durumdan vazife çıkan birileri var bu ülkede. Ben de o insanların İngiltere'nin kışkırttığı, beslediği, büyüttüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin içine ektiği fitne fesat tohumu olarak görüyorum. Çünkü biz Osmanlı Devleti'nin devamıyız. Yani Osmanlı bir imparatorluktu, Türklerin bir imparatorluğuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türklerin Cumhuriyeti'dir. Yani biz bir mirası reddetmiyoruz. Birçok kurumla beraber Osmanlı'yı devralmışız zaten. Fakat burada çok önemli bir şey var. Gençlerin bunu çok iyi bilmesi lazım. Demin söylediğim gibi Osmanlı'nın varislerinin hiçbirisi, yani bugün belki hayatta olan torunları var ama ikinci kuşak, Cumhuriyet döneminde de asla ve kata Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine konuşmamışlardır. Atatürk aleyhine konuşmamışlardır. Ama bu ülkede birileri var. Birileri var, kendilerine durumdan vazife çıkarıyor. Ben de merak ediyorum, ya size ne oluyor? Osmanlı'nın varisleri konuşmuyor, siz niye konuşuyorsunuz? İşte bunun sebebi şu. Hep dış güçler diyoruz ya, kendisi de diyor evet. Her şeyi dış güçlere mal diye. Evet doğrudur. Türkiye çok önemli stratejik bir coğrafyada. Çok önemli bir yerde. Çünkü dünyanın en mükemmel şehirlerden biri İstanbul. Ve İstanbul'da herkesin gözü var. Bunun içinde her türlü fitne, fesat, dansı yapıyorlar. Onları da bu içeride yetiştirdikleri takım zümrelerle yapıyorlar. Uyanık olmamız lazım. Bu devlet hepimizin, bu vatan hepimizin. Biz bu vatanın evlatları olarak bir araya geleceğiz gerekirse. Küçük partilerde bir araya gelip oturacağız, konuşacağız. Mesele vatansa, milletse, devletse, bayraksa, ezansa, bütün bu ihtiraslarımızı, beklentilerimizi bir kenara bırakıp bu ülkenin menfaatleri uğruna bir çatı altında toplanacağız. Başka bir çaremiz yok. İnşallah. Evet. İnşallah sadece dönelim. Peki üstadım, erken seçimleri konuştuk. Bir ustada konuştuk. Şimdi ittifaklara gelelim öncelikle. Seyircilerinizin bilmediği, belki siz de gözden kaçırmışsınızdır. Biliyorsunuz göz önünde olan yeni parti, iki tane yeni parti kuruldu. Biri DEVA, biri Gelecek. Başka bir alandan gireceğim ben şimdi konuya. Ama biz takip ediyoruz sürekli Cihan Partisi olarak bu konuyu. 2019 Eylül ayından beri 11 tane parti kuruldu yeni. Bir ara ne güzel 80'in altına düştü. Hatta 73'e 72'ye inmişti. Yeni 11 tane parti kuruldu. Bunların 9 tanesi 2020'de kuruldu. Bakın. Evet. Tekrar belirtiyorum. Gelecek Partisi Aralık'ta kuruldu. Eylül'de kurulan bir tane var. DEVA dahil olmak üzere 9 parti de daha yeni kuruldu. Yani toplam 11 parti 6 ay içerisinde kurulmuş oldu. Şimdi buradan tabii bunların içinde çok geçmeden kapanacaklar var. Benim biliyorum. Daha genel başkanını bildirememiş. Sipariş sistemine üye olamamış partiler var. Yani kurulmuş olmak için bazıları kuruyor. Siz de biliyorsunuz, siyasetin içindeseniz, bazı partiler, bazıları ihale almak için parti kuruyor. Bazıları aman bir vekillik kaparmayayım deyip de partiden kendi kurduğu partiden parlatmaya çalışıyor. Bu işi ciddi yapan parti sayısı 20'yi geçmiyor Türkiye'de. Ki onlardan ikisi de evet. Şu an karşı karşıya. Şimdi buradan hareketle DEVA ile Gelecek Partisi de bir göz önüne çıktı. İşte CHP'nin ana muhalefet partisi olarak CHP'nin bazı açıklamaları var, yaklaşımları var. İyi Parti'nin var. Hali hazırda Türkiye iki tane ittifak gördü kanuna uygun olarak. Biri Cumhur, biri Millet İttifakı. Bunlarda da giren partiler, ittifaklara giren partiler de belliydi, sayılar da belli. Şimdi geldiğimiz noktada üstadım, sizin ittifaklara bakış açınız nedir? Olması gereken de, burayı yine ayıralım, sizden bunu dinlemek istiyorum. Yani Merkez Partisi'nin fikrini dinlemek istiyorum. Cihan Partisi için bu sistem olmadı, eskiye dönmeliyiz diyor Cihan Partisi. Merkez Partisi şunu diyor mu? Ya
İttifak sistemi olmadı. Tamam, şimdilik var ama bir an önce de geçmişe dönülmeli. Bu bir. İlk sorun bu. İttifaklara sıcak bakıyor musunuz? Sistem böyle mi gitmeli? İki, bu sistem biz düzenlene kadar ya da bu şekilde gidiyorsa Merkez Partisi ittifaklardan herhangi bir teklif aldı mı? Herhangi bir görüşme yapıyor musunuz? Aslında bunu sormam gerekiyor bir siyasetçi olarak ama seyircilerimize açık açık bunları açıklayalım. Evet. Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse tavrınız ne olur? Millet İttifakı'ndan gelirse tavrınız ne olur? Bunların hepsinin dışında üçüncü bir ittifak var mı kafanızda? Üçüncü bir hiç olmayan, bizler mesela bir araya geldik dedik hadi bir ittifak da biz yapalım dedik. Üç birliği yaptık. Bu konudaki fikriniz nedir? Yaklaşımlarınız nasıl olur? Evet, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezleridir. Tabii kendi mecralarında yürüdükleri sürece ve topluma, millete hizmet ettikleri sürece demokrasinin vazgeçilmezleridir. Şimdi biz ittifaklardan önce şunu söylemek istiyorum bir kere. Yani Türkiye'de mevcut sistemle ne yaparsanız yapın sonuç eski devam ettirmek olacak. Başka bir şey değil. Bizim burada Merkez Parti'nin fikri şu. Mutlaka siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve seçim barajı mutlaka ve mutlaka değişmeli. Yani bu değişmeden mevcut sistem üzerine yorum yapmak eskilerden bir fark yok. Yani allayıp pullayıp bu işi anlatmanın da bir anlamı yok. Biz kökten bir değişiklikten yanayız. Çünkü eğer milletin iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesini istiyorsak mutlak suretle bu seçim sistemi, siyasi partiler kanunu ve seçim barajıyla lider sultasının ortadan kalkmasını istiyoruz. Yani sokaktan başlayıp meclise kadar, işte belediye meclislerine, Büyük Millet Meclisi'ne kadar insanların iradesiyle vekalet verilmiş insanların temsil etmesini istiyoruz. Bizim bütün siyasi varlığımızın sebeplerinden birisi bu. Biz sistemi değiştirmekten yanayız. Yani bugünkü sistem içinde ortaya konulacak ittifakların sadece sistemi devam ettirmekten başka bir amacı olmayacağını düşünüyorum. İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı iki kutuplu bir siyaset oldu Türkiye'de. İşte o ona zillet diyor, o ona işte şunu yaptım. Ya böyle bir ülke yönetilmez, böyle bir şey olamaz. Yani bizim ortak bir paydamız var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İnsanları karalayarak, insanların başarısızlığından başarı çıkarmaya çalışmak, bu sadece şahsi çıkar, siyasi ikbal meselesidir. Memleket adına bir şey yapmış olmayız. Bizim Merkez Parti olarak Genel Başkanımızın da sıkça vurguladığı yeni bir performansa dayalı seçim sistemi. Yani geldiniz, biz bunun şeyini hazırlıyoruz. Genel Başkanım ve Genel Merkez'deki sevgili başkanlarım hazırlıyorlar. Biz geldiniz, Merkez Parti'ye üye oldunuz 10 puan. Aidatını ödediniz 20 puan. Efendime söyleyeyim 3 üye getirdiğiniz 30 puan. Bir yerde işte bildiri dağıttınız partiyle ilgili 50 puan vesaire vesaire performansınızı toplayacak olan kurum da ilçe seçim kurulu, yüksek seçim kurulu. Yani parti değil, kendisi toplamayacak bu şeyleri, evet. Performans notlarını. Seçim dönemi bizim tasarladığımız, yani kabaca anlatıyorum. 6 ay önce, seçimden 6 ay önce ilçe başkanlıkları tahsis edilecek. Bizim sistemimizde ilçe başkanlığı da yok. İlçe başkanlıkları seçime 6 ay kala tahkim edilecek. Seçim sürecinde propagandalarını yapacak, partisinin tanıtımlarını yapacak. Seçim bittikten sonra ortada yok, doğal olarak ilin bir üyesi olacak. Ama bunlar tabii seçilerek gelecekler. Diyelim ki biz seçim sürecinde ilçe belediyelerine encümen üyesi listesi vereceğiz. Ben ilçe başkanı olarak hazırladım listemi, ilçe seçim kuruluna götürdüm. İlçe seçim kurulu elindeki performans notlarına bakacak, diyecek ki Kürşat Bey bir numarada olmaz, 3 numara olur. İşte Dursun Vazgeç 7 numara değil, onun yeri 5 numara. Ki bu değerlendirmeyi orası yapacak. Bugünkü sistemde yani siyasetle yakından uzaktan ilgisi olmamış, hiçbir emek sarf etmemiş, afiş asmamış, pankart asmamış, parti adına bir propaganda yapmamış ama tepeden gelmiş, bütün herkesin emeğinin üstüne oturmuş siyasetçiler. Neyle? Parayla. Para veren insanın bu ülkeye bir faydası olmadığı ortaya çıktı. Parasını kurtarmaya çalışacak. Dolayısıyla bizim bu ittifaklar konusuna çok sıcak bakmıyoruz. Ama yeni sistem neler getirecek onu da bilemiyoruz. Belki orada gerçekten
partiler birleşebilirler samimiyetle. Yani o söylediğimiz şablon üzerine kurulmuş bir siyasi partiler yasasıyla Cihan Partisi'yle bir araya gelebiliriz. Bugün de gelebiliriz. Biz hatta diyoruz ki bütün ufak partiler gelin kardeşim bir masanın etrafında oturalım, meşveret edelim, müzakere edelim. Artılarımızı, eksilerimizi koyalım, ortak bir akılda buluşalım, bir güç oluşturalım. Bizim meramımız ne? Ülkeye bir şey üretmek. Evet. Öyleyse ihtirazlarımızı bir kenara koyup yani Hazreti Peygamber'in Hacerül Esvet taşını bir gömleğin üstüne koyup bütün aşiretlere tutturması gibi hepimiz bir kenarından tutup ülkenin binasına bir taş koymak hepimizin. Siz de olabilirsiniz, biz de olabiliriz, diğer partiler de olabilir. İttifaklar ve birleşmeler bence bir niyet taşımalı. Yani sırf koltuk, makam elde etmek adına değil, bu ülkeye bir çivi, bir tuğla koymak adına bir araya gelmeli. Yoksa bugün Sayın Genel Başkanımız çok rahatlıkla AKP'de bakan da olabilirdi, CHP'de milletvekili de olabilirdi, İyi Parti'nin kurucuları arasında da olabilirdi. Ama evet, mesele bu değil. Mesele sistemi değiştirmek. Bu sistem bitti. Onun için bu ittifaklar konusunda çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Ben fikirlerimi söyledim, düşüncelerimi söyledim. Tabii ki. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Evet. Şimdi üstadım şey söylediniz. Dediniz ki bir araya gelmeyiz. Önce ben bir şeyden bahsedeyim. Bizim Milli Blok çalışmamız oldu. Bizzat Cihan Partisi olarak tasarladık. 2016'da iyiydik, hızlıydık. İlk toplantımızı yaptık. Sizle de irtibat kurduk. Abdurrahim Başkan'ın hastalığına denk geldik ama o aralar bir de yoğunluğuna denk geldik. Telefonla bir irtibatımız olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da 9 parti, 6 parti fiziken katıldı, 3 parti telefonla katıldı, Ankara'da bir toplantı yaptı. Çok verimli geçti. Evet. Dedik ki yanlış hatırlamıyorsam Ekim 2016'ydı. Ki o zaman da şey gündemine rağmen biz bunu başardık. 15 Temmuz sıcaklığı sıcacıktı biliyorsunuz o zamanlar. Evet, hatırlıyorum. Buna rağmen o toplantıyı başardık. Dedik ki bu güzel oldu. Tamam yapalım. Ayda bir bunu gerçekleştirelim ve bütün partileri biraz önce dediğiniz gibi bunu yayarak, tabanı genişleterek bütün partilere bir araya gelelim. Ve tüzel kişiliklere çok saygılı bir oluşum. Hani öyle bir tasarladık ki normalde biliyorsunuz bir araya gelirken deniliyor ki ya kapat partini geldi işte Numan Kurtulmuş partisini kapattı gitti. Süleyman Soylu tamamen kapanmadı arkadan ama bıraktı gitti. Her şeyi arkada. Birçok parti böyle oldu. Biz dedik hayır. Tüzel kişilikler kolay kazanılmıyor. Kolay ayakta durmuyor. Bunların hepsinin altında bir emek yatıyor. Tüzel kişilikler dursun. Tüzel kişilikler birleşsin. Kişiler birleşmesin. Ve çok da güzel bir oluşum olacaktı. Toplantıyı yaptık. Bir hafta sonra geçti geçmedi. Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Fiili durum hukukiye dönüşmelidir. O garabet açıklamayı hatırlıyorsunuz. Evet, suçu suçtan çıkartmak için kanun değiştirmek gibi bir durum. Ondan sonra ülkenin referandum girdi gündeme. Biz de dedik ki referandum zamanı insanların kafası zaten karışık. Hani saha politikasını, saha siyasetini bıraktık. Referandumda gerekli çalışmaları yaptık. Ondan sonra Milli Blok bir sekteye uğradı ama görüşmelerimiz hiçbir zaman İrtibatı koparmadık. İnşallah biz bunu yeniden başlayalım. İsmi Milli Blok olmayabilir. Başka bir şey de olabilir. Önemli değil. Ama inşallah tekrar dediğiniz gibi görüşmelere hep birlikte başlamak nasip olur bizlere. Kesinlikle. Genel Başkanımızın bu konuda tavrı çok açık ve net. Kapısı sonuna kadar açık. Evet. Hatta şöyle bir sözü var. Benim herhangi bir ihtirasım yok. Bu işi benden daha iyi yapacağına inanan, güvenen ve kurulun da kabul edeceği biri varsa ben derhal görevimi teslim etmeye hazırım diyor. Yani o konuda da genel başkanımızın bir ihtirası yok, onu söyleyeyim yani. Kapımız sonuna kadar açık. Şöyle bir şey söylüyor genel başkanımız. Ya bu ülkede bu işte dernekler, siyasi partiler, vakıflar vesaire şöyle bir hale geldi diyor. Bu da işte hukuksuzluğun getirdiği bir şey. İşte 5 kişi bir araya geliyor, parti kuruyor, 7 kişi dernek kuruyor. İşte 10 kişi oluşum yapıyor. Bunu işte çoğaltıyor ama sonuçta bunun ömrü vefa etmiyor. Neden? Evet. Amaç taşımıyor, bir ideali yok, bir programı, bir tüzüğü yok. Yani ülkeye vereceği bir şey, yenilik olarak, reform olarak koyacağı bir şey olmadığı için çok fazla uzun soluklu da olmuyor. Ben o konuda genel başkanımızın tavrının arkasındayım. Yani kendisi görüşüyor, toplanıyoruz biz de başkanlık divanı olarak, bize danışıyor. Biz de diyoruz ki başkanım görüşün, eğer bizim değil ortak kriterlere uyuyorsa
Neden beraber yol almayalım? Hatta içimizden birçok insan onlara da yer verebilir. Yani diyelim ki siz can parça olarak geldiniz, MYK oluşturulacak. Elbette ki sizin içinizdeki liyakatli insanlar varsa biz yerimizi terk ederiz onlara. Bizim bu konuda hiçbir itirazımız yok. Ümit ediyorum kişisel çıkarlarımızı, menfaatlerimizi, beklentilerimizi bir kenara koyup ülkeye güzel bir oluşum, bir parti sunabiliriz. İnşallah. İnşallah. Biz de inanıyoruz bunu başaracağınıza. Konuşmanız içerisinde bir şey daha söylediniz ki sizin de rahatsız olduğunuza eminiz bu konuda. Bizim çok zorumuza giden bir durum var. Devlet yardımı hususu. Büyük partiler biliyorsunuz devlet yardımı alıyorlar. Sadece o da değil TRT'de. TRT'ye bizden para kesiliyor. Hepimizin cebinden kesiliyor. TRT'de esamemiz okunmuyor. Diğer taraftan devlet yardımı hususu. Yardım almak için konuşmayacağım bunu. Şimdi izleyicilerimiz de ya bunlar da paranın peşinde mi demesinler. Bu açıdan değil. Değerli izleyicilerimiz şöyle düşünün. Bütün partiler yola çıkıyoruz. Mücadele edeceğiz. Biz vergi ödüyoruz. Siz vergi ödüyorsunuz. Merkez Partisi vergi ödüyor. A Partisi vergi ödüyor. B Partisi vergi ödüyor. Bu vergiler devlette toplanıyor. Devlet yardımı sadece 4 veya 5 partiye yapılıyor. Bu 4 veya 5 parti kısaca şöyle oluyor. Bizim paramızla bize karşı mücadele ediyorlar. Bu evet mantığa da aykırı, eşitliğe de aykırı, adalete de aykırı ve biz bu konuda da ileride bir girişimde bulunmayı düşünüyoruz. Ama bunu şöyle yaptık, biz bir metin de hazırladık aslında bakarsanız eşitliği bozduğu için. Dedik ki tekrar bu girişimlerde hani partiler arası görüşmeler başlarsa şunu yaparız. Evet. Bir parti olarak, Cihan Partisi olarak biz bunu başvurmaktan ziyade birkaç parti altına imza koyar da metin, ortakla bir metin hazırlarsak ve Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan başvurursak inanıyorum ki bir sonuç alacağız. Sizin bu konudaki fikriniz ve düşünceniz nedir? Tekrar belirtiyorum, mücadele eşitliğini bozuyor. Onlara bu maddiyat veriliyor. Benim paramla, hani onların kendi parası da değil, benim verdiğim vergiyle bana karşı mücadele ediliyor. Tamamen eşitliği bozucu bir durum. Sizin de fikrinizi almak isterim. Şimdi Kürşat Bey, ben size çok bir garabet durumu anlatacağım. Söylediklerinin hepsine imza atın. Biz merkez parti teşkilatları olarak devletten, milletten bir kuruş kullanmadan, belki Cihan Partisi de aynı, belki değil öyle evet, zaten. Öyle. Herhangi bir iktidarından, herhangi bir cemaat ve tarikattan bir destek almadan, arkasında bir iş adamı gücü olmadan, anasının ak sütü gibi helal parayla siyaset yapan insanlarız. Onun için de başımız dik, sözümüzde hiç eğip bükmeden söyleyebiliyoruz. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Çok garip bir durum var. Yani biraz önce söylediğiniz gibi 4-5 tane parti bu ülkede hazine yardımı alıyor. Yargıtay bunlara hesabını sormuyor. Ben kendi paramla siyaset yapıyorum. Diyor ki Merkez Parti'ye şu hesaplarını getir bakayım. Ya kardeşim bana ne verdin de benim hesaplarımı inceliyorsun. Yani ben kendi paramla siyaset yapıyorum. Sen milyarlarca lira verdiğin 4-5 tane siyasi parti var. Bunları bir çağır bakalım. İlçe başkanlıklarına ne vermiş, mahalle teşkilatlarına ne vermiş, il başkanlıklarına ne vermiş, bunu yasaya aykırı bir şekilde kullanmış mı, değil mi? Evet. Çünkü oraya verdiğin milletin parası, hazinenin parası, beytül malın parası, benim ve Kürşat Bey'in harcadığı para, cebimdeki para. Yani ben kendi paramla siyaset yapıyorum, bana sen işte bu hesapları yapmazsan senin siyasi... kardeşim para verdiğin o kurumları önce bir denetle. Yani bakın, neyi konuşursak konuşalım bu ülkede, sonuçta geleceğimiz yer şu. Ülkede hukuk ve adalet olmadığı için maalesef böyle garabet durumlarla karşı karşıyayız. Dediniz ya, TRT. Yani her şeyden TRT fonu adı altında para kesiliyor. Benim param orada ama benim sesimi orada halka yansıtmıyor. Belki ben Kürşat Bey'le bir araya geleceğim, bir oluşum yapacağım. Vatandaşa çok makul, akıllı projeler, yapılabilir, rentable projeler sunacağım. Belki bir alternatif olacağım. Belki bir taraftar toplayacağım. Bana da müsaade et, ben de derdimi anlatayım bu millete. Neticede anayasal çerçeveler için kurulmuş bir partiyim. İllegal değilim. Herhangi bir terör suçuna bulaşmış değilim. İşte yabancı güçlerle bir işbirliğim yok. Yani bunun denetimi de sizde, mekanizma da sizde. Müsaade edin, biz de kendimizi anlatalım. Yani takdir edecek millet değil mi? Eğer milletin teveccühünü cezbedememişsek zaten millet gerekli şeyi sandıkta söylüyor. Ama millete de bir alternatif oluyorsak bana engel koyma. Bu engel Türkiye'ye koyduğunuz engeldir.
bu milletin parasını çarçur ediyorsunuz. Bu millete haksızlık ediyorsunuz. Anayasanın eşitlik ilkelerine aykırı davranıyorsunuz. Yani dolayısıyla bu hazine yardımlarının mutlak suretle, yine biraz önce söylediğim gibi, o siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, siyasi partilere yardım meselesi, ki bunun içinde vakıflar, dernekler vesaire hepsi var. Baştan ayağa bunların değişmesi, elden geçmesi gerekiyor. Bu şekilde bu ülke, samimiyetle söylüyorum, sadece zümrelerin eline geçmiş birer ezme gücü olur. Yani bugün iktidarın yaptığı gibi. Yani güç bende, bana karşı gelen yok olmak zorunda gibi böyle bir mantık çıkar. Ve bu da demokrasinin, hukuk devletinin asla başvurmayacağı bir yoldur. Sonucu da zaten fazla şey yapmıyor. Yani hayra dönüşmüyor. Bizim evet. Konudaki görüşlerimiz bu. Evet. Dursun Bey, siz söylerken biz bir istatistik yapmıştık daha geçen hafta. Yeni bir istatistik bizim partilerle ilgili. Onu açma gereği duydum şimdi de. Hemen de bilgisayarımdan açtım önünde. Hemen okuyayım, sizle de birlikte bir değerlendirelim bunu. 86 parti var. Biraz önce söylediğim gibi 11'i son 6 ayda kurulmuş 86 partimiz var. Bunların bazıları iki sınıfa girmekle birlikte. 4 tanesi doğrudan Kürdistan veya işte bölge partisi, bir yerin bölge ismiyle kurulmuş direkt bölücü parti. Yani bölücülüktür bu, bir bölge adıyla kuruluyorsa. 11 tanesinin şu an genel başkanı, bu resmi kayıtlardan bahsediyorum, bu kayıtlar. Bahsettiğim istatistik resmi istatistik. Yani istatistikleri topladık, resmi kayıtlardan aldık. 11 tanesinin genel başkanı şu an belli değil. İsmi yok 11 tanesinin. 21 tanesinin sipar sisteminde kaydı yok, tek üye kaydı yok. Yani sipar sistemine, sipar dediğimiz sayın seyircilerimiz siyasi partiler sistemi, Yargıtay veriyor bunu. Üye oluyorsunuz, oradan işlemlerini yürütüyorsunuz. 21 tanesi sipar sistemine kaydı olmamış. 4 tanesi cemaat faaliyetleri yürüten, bildiğiniz cemaat toplayan partiler. Yani niye onlar siyaset yapıyor, niye siyasi arenadalar, onu biz çözmedik henüz. 22 tanesi Marksist söylemlerle hareket eden partiler. Ve 22'si de kopyası. Hani özellikle bu istatistiği aldık. 22'si birbirinin kopyası. Herhalde birbirlerine kızıp parti kurmuşlar. Derler ki sağ kesim çok bölünüyor siyasette, ama bu istatistiği yapınca sol kesim, Marksist kesimin daha çok bölündüğünü gördük. Ve nihayet 15 tanesi de et diye süt diye karışmayan, bana bir ihale gelir mi, bana bir vekillik teklifi gelir mi şeklinde hareket eden, bizim tanıdığımız, onların isimlerini vermiyoruz tabii ki, bizim tanıdığımız partiler. Şimdi buradan çıkarttık bunları. 18 tane de Merkez Partisi de bu 18'e dahil, Cihan Partisi de buna dahil. 18 parti bir şeyler yapmaya çalışan, büyük partilerle birlikte AKP, işte İYİ Parti, MHP, CHP dahil olmak üzere, işte Bağımsız Türkiye Partisi, 18 parti de bir şeyler yapmaya çalışan parti. Yani biraz önce bir istatistik söylemiştim ya, genel olarak geçmiştim ya bunu. Bu istatistiğin neticesinde şu çıktı, şu an Türkiye'de 18 tane parti çalışmaya çalışıyor. Kısaca. Evet. Bunun dışındakiler, az önce istatistikten saydım, 11'inin genel başkanı yok. Yani kimilerinin nasıl kurduğunu biliyoruz. Ayrıntılar belki ileriki programlarda girerim ben. Bugün fazla ayrıntıya girmeyelim. Maalesef böyle ve dediğiniz gibi inşallah zaten 18 tane parti var adam akıllı. Onların da TRT'de hiç adı okunmamış bugüne kadar. Biz birkaç kere ulusal kanallara çıktık. Onlarda da işte Milli Mutabakat metni yapmıştık referandumda. Onlar sayesinde çıktık. Yani bir Cihan Partisi'nden bahseden olmadı. Ana akım medya zaten tamamen gözünü yummuş onda hepimize. Ama inşallah dediğiniz gibi bunların bu direnci kıracağız, biz inanıyoruz inşallah. Evet üstadım, bir hususta daha bilginizi alıp gündemle ilgili bir soru soracağım, oraya geçeceğim. Merkez Partisi muhalefet yaparken sert muhalefet mi tercih ediyor, yumuşak mı gidiyor? Hani aman kırmayın fazla gibi bir düşüneceğiniz var. Bazıları öyle siyaset yapıyor biliyorsunuz. Öyle muhalefetler de var. Muhalefetin de Allah hayırlısını versin diyelim, ne diyelim. Sizden de dinlemek isteriz. İktidara karşı yaklaşımınız nasıldır? Doğrudan bilgisayar dinleyelim. Evet, söyleyeyim. Bizim genel başkanımız hukukçu olması hasebiyle şu anda Türkiye AK Parti'ye belgeyle, bilgiyle muhalefet yapan tek parti. Yani bir kere bizim siyasi parti tüzüğümüzde milletimize,
programımızda milletimize yalan söylemeyeceğiz diye başlıyor. Ben onu bir kere söyleyeyim. Evet. Yani aman şu kırılmasın, bu kırılmasın diye bir şeyimiz yok. Eğer haber doğruysa, bir belgeye, bir isnada dayanıyorsa bunu biz kamuoyuyla paylaşmaktan asla imtina etmeyiz. Şöyle söyleyeyim, şu anda Türkiye'deki siyasi parti liderleri içinde Cumhurbaşkanı'nın en çok dava açtığı kişi Profesör Doktor Abdurrahim Karslı'dır. Yani en çok davalı oldu. Ve Cumhurbaşkanı'na en çok dava açan siyasi parti liderlerinden birisi de Profesör Doktor Abdurrahim Karslı'dır. Tutun şehir üniversitelerinden hastanelere, şehir hastanelerine, YİT projelerine, yani yap işte devlet projelerine kadar gördüğü bütün hukuksuzlukları yargıya taşıyan bir genel başkanımız var. Hatta en son Ahmet Davutoğlu, Babacan, Abdullah Gül ve Erdoğan'ın birbirine girdiği şehir üniversitesi davasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı, genel başkanımızın yaptığı suç duyurusunu vereceği savcı bulamadı. Bakın çok acı bir durum. Sadece hani bir dava suç duyurusunun kabulüne dair belge alması gerekiyor ama evet, onu bile vermediler. Bir numara verdiler. Dediler ki hangi savcılığın bakacağını bilmediğimiz için siz bu numarayı alın. Hala bir haber yok. Onun için Merkez Parti bildiği doğrulardan asla şaşmayan ve bunu yargıya taşıyan bir siyasi parti. İşte aman Cumhurbaşkanı bize dava açar, aman Cumhurbaşkanı kırılmasın, işte devlet, vatandaşlar konuda bizi işte çok geçimsiz görmesin vesaire gibi bir kaygıları yok. Bütün meselemiz milletin malı, milletin parası, ülkenin kaynaklarıyla alakalıdır. Dolayısıyla buna göz yumamayız. Ama tabii küfür, hakaret, efendime söyleyeyim, asla asla olmayan haberler, yalan haberler, bunlar bizim işimiz değil. Zaten partimizin programında milletimize yalan söylemeyeceğiz. Bizim en büyük şiarımız bu. Önce insan diyorsak insanı kandırmayacağız. İnsana yalan söylemeyeceğiz. Merkez Parti'nin siyaseti Türkiye'de, muhalefeti Türkiye'de en sert, en akılcı ve peşinden çözüm getiren bir muhalefet. Yani bir şeye itiraz ediyorsak nasıl olmasına dair de genel başkanımız bunu hukuk çerçevesinde ve batıdan örneklerle koyuyor. Öyle değil, böyle olacak. Siz burada hukuksuzluk yapıyorsunuz. Yani mevcut hukuku bile ayaklar altına alıyorsunuz. Tamam, hukukumuz gelişmemiş, bu kabul. Bunun üstüne bir de hukuksuzluk yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunları yargıya taşırken aynı zamanda da alternatifler üreten, alternatif çözümler sunan bir siyasi partiyiz. Son olarak tekrar ediyorum, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın en çok dava açtığı siyasi parti lideri Profesör Doktor Abdurrahim Karslı. Cumhurbaşkanı'na ve hükümete iktidara en çok dava açanlardan birisi de genel başkanımızdır, Profesör Doktor Abdurrahim Karslı. Hemen şunu da belirteyim. Profesör Doktor Abdurrahim Karslı bu ülkenin batık bankalarının raporunu yazan bir şahsiyettir. Türkiye'nin tahkim davalarına bakar. Türkiye hükümetlerine yasa tasarısı hazırlar. Yani böyle gerçekten siyasi bir şablon oturtamıyorum kendisini. Bir hukukçu, akılcı, ülke menfaatine bir şeyler yapmak isteyen bir siyasi anlayışın lideridir. Onu hemen belirteyim. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir benzer olarak da biz de kısaca teşkilatımıza da şunu söyledik. Arkadaşlar, hükümetle devleti ayırın. Muhalefeti çok çok rahat yapın. Çizginiz şu olsun. Devlete zarar verecek muhalefet yapmayın. Hükümetle eleştirebilirsiniz ama devlet eleştiriniz olmaz. İkisini biz ayırıyoruz. Bizim kısa çizgimiz bu. Benzer bir şekilde siz ayırıyorsunuz. Peki üstadım, biraz da gündemle alakalı bir biraz konuşalım. Süremizin de sonuna geliyoruz. Yap işlet devlet dediniz. Ben de girecektim o konuya. Eskiden yap işlet devlet aslında. Şimdi öyle de değil. Garabet uygulamalar, garabet mevzuatla artık yürüdüğü için birçok şey bildiğimiz kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla İngiltere mahkemelerinin yetkili olduğu yatırımlar yapılıyor. Şehir hastaneleri, işte garantili köprü yapımı, garanti, müşteri garantili havaalanı yapımı. Bunları biz şöyle tanımlıyoruz. Postmodern kapitülasyon olarak tanımlıyoruz ve torunlarımızın, yani geleceğimizin, çocuklarımızın geleceğinin, torunlarımızın bile ipotek altında, haklarının ipotek altında alındığını düşünüyoruz. Maalesef hükümet farkında değil bunun. Hatta bu konuyla ilgili de Cumhurbaşkanı üzerinden şunu söylüyoruz.
çok geçmeyecek, 1,5-2 yıl içinde bu sistem, yani gidişat belli, bu bizi zorlayacak, batıracak. Bildiğiniz inek gibi sağacak bu ülkeyi bu yatırımlar. Cumhurbaşkanı şunu diyecek, eğer yaşarsak, görürsek, kendisi de iktidardaysa, kandırıldım diyecek yine bu konuda büyük ihtimalle. Şu an çünkü benim hayalim bunlar diyerek bu yatırımları yapıyor. Ama biz şunu biliyoruz, kargadan başka kuş tanımıyorlar. Cumhurbaşkanı'na bahsediyorum, evet. İktidar kanadı. Yapabildikleri en iyi şey betona yatırım yapmak, beton üzerinden ihale yapmak ve beton üzerinden ekonomiyi biraz hareketlendirmek. Tabii bu da geçici oluyor. Üretim değil bu. Üretime girmiyor betona yapılan yatırım. O yüzden biz bu kadar bu şekilde yatırımların üzerine gittiklerini düşünüyoruz. Ama yapılış şekli de çok yanlış. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu yatırımlar, tekrar söylüyorum, yap işlet devlet demiyorum, diyemiyorum çünkü eski usulde yapılmıyor bunlar. Yap inek gibi sağ, ondan sonra yaşarsak devralacağız. Bakalım ne olacak? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Sadece bir örnek verip geçeceğim. Süleyman Demirel, DSE'nin imkanlarıyla yaptırmış köprüyü. Onun maliyetlerini biz çıkarttık. İstanbul 2. Boğaz Köprüsü'nü. Ve 107 milyon liraya mal olmuş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 3.2 milyar liraya mal oluyor. Hani aradaki işte tren raylarını falan farkını çıkarttırdık biz. Biz rapor hazırlattık o konuda. Hadi olsun olsun dedik ki bugünün şartlarıyla olsun olsun 500 milyon euro dolar olsun. Ama 3.2 milyar dolar ki onu da ödeme garantili yaptıkları için orada da bitmedi. Dediğim gibi biz güncel postmodern kapitülasyon olarak görüyoruz. Sizlerin fikri nedir bu konuda? Evet. Şimdi ben bu süreci zaman zaman sosyal medya hesaplarımdan yazıyorum. Ben bu süreci şeye benzetiyorum. 1838 Balta Limanı anlaşmasına benzetiyorum. Orada biliyorsunuz yabancılara imtiyazlar. Orada başlıyor İngiltere, Fransa vesaire. Ve bunun sonucu nereye gidiyor? 1881 kapitülasyonlara. Yani artık elinizdeki bütün kurumları yabancılara devrediyorsunuz. Onlar da geliyorlar, burada bir ofis kuruyorlar. İşte bugünkü şeyi McKinsey. Yani evet. 2 yıl önce de konuşmuştuk. McKinsey gibi bir kuruma devretti. Yani bu AKP iktidarının gidişatı bundan farklı bir şey değil. Şimdi bir ülkede proje ne için yapılır? Halkın yararına olur, ülkenin yararına olur, tasarruf sağlar. Mesela örnek verelim. Siz Osman Gazi Köprüsü'nü yaptınız. 100 kilometre fark ediyor değil mi? Yani burada yakıt tasarrufunuz var, işte araç tasarrufunuz var. Yani belki milyarlarca yılda ölçülecek tasarruf sağlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz burayı? Bir özel şirkete verip ticarete dönüştürüyorsunuz. Yani bu aslında bir yatırım değil, bir para getirme mekanizmasına dönüştü. Hastaneler, köprüler vesaire. Yani ben olsam devletin başında, ben Osman Gazi Köprüsü'nü 10 lira yaparım. Niye? Daha çok verim alayım diye, zamandan kazanayım, yakıttan kazanayım diye. Ama bu köprüyü yaparken öncesinde bir fizibilite yaparım. Yani biz köprüyü Gebze'den karşıya verdiğimiz zaman diğer tarafta kalacak o ilçelerin, yerleşimlerin geçim kaynağı ne olacak? Bu insanlar çünkü orada netice itibariyle bir işte tesisler var. Yöresel işte efendime söyleyeyim bir takım üretimleri pazarlayan vatandaş var, halk var orada. Bunlar neyle geçilecek? Çünkü o arabalar oradan geçerken alışveriş yapıyor, o da geçimini sağlıyor değil mi? Şimdi siz bir yere oldu bittiyle çok affedersiniz şöyle bir şey yapıyorlar. Akşam yatıp sabah kalkıp bir proje, bir kanun çıkarıyorlar. Yani Avrupa'da bu böyle mi? İnsanlar önce bir altyapısını hazırlıyorlar, bir araştırıyorlar. Fakat Türkiye'de maalesef tamamen paraya dayalı, halkı sağmal inek gibi gören bir sistem var. Yani yaptıkları, yani işte köprü yaptık, yol yaptık, hastane yaptık, işte havaalanı yaptık dedikleri şey bu ülkenin kaynaklarını örtülü olarak birilerinin hesabına geçirmek. İşte Afyon Havalimanı. 1.200.000 garanti 20 binlerde. Bunun parasını kim ödüyor? Vatandaş ödüyor. Hastane yapıyorsunuz. En son Okbey'den hastanesi açıldı. Defalarca sordum. Orada doktor arkadaşlarım var, laborant arkadaşlarım var. Ya bu hastane kimin diyorum. Önceden SSK'nındı. Sonra Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Şimdi kimin bu hastane diyorum, cevabı yok. Kimin bu hastaneler? İşte Endonezya'dan getirdiğiniz bir fonla yapıyorsunuz bunu. O Endonezya'daki fon nasıl oluştu onu da bilen yok. Efendime söyleyeyim çok ortaklı. İslam Kalkınma Bankası var, taş yapı var vesaire. Bir sürü insan var o yapının içinde. Ve hastalar bir müşteri olarak görülüyor. Sistem bu. Yani sağlık reformu dedikleri şey
sağlık üzerinden para kazanmak. Yani dolayısıyla bu ülkede yapılan yapı işte devletlerin vatandaşa bir katkısı olmadığı gibi yaklaşık 40 yıla yakın bir borç bırakıyor. Torunlarımıza borç bırakıyor. Bakın geçen gün gene bunun hesabını çıkarmıştık. Yaklaşık 40-50 milyar dolara, 50 milyar, 52 milyar dolara mal olan bu projelerin tamamını 40 yıl sonra 196 milyar olarak ödüyoruz. 196 milyar dolar. Bunun neresi hizmet? Neresi kamu yatırımı bunun? Allah aşkına soruyorum. Zafer Havalimanı'na verilen yolcu garantisi 1 milyon 200 bin. Geçen bir gazetecinin araştırmalarına baktım. 29 binde kalmış yani yolcu kapasitesi 29 binde kalmış. İşin tuhaf yanı da şu. Yani bayramdan bir gün önce Sayın Erdoğan açıklıyor. Köprüler, otobanlar ücretsiz diyor. Evden çıkmak 3150 TL, köprüden geçmek bedava. Yani bir de insan aklıyla alay edercesine bir takım beyanatlar gerçekten zaten bu şaşırmışlığın bir örneği. Yani buradaki projeler tamamen Mehmet Cengiz, Lima, Colin gibi, Demirören gibi yani bu iktidarın yarattığı holdinglere para aktarmaktan başka bir şey değil. Bu ülkede biliyorsunuz gazeteleri nasıl devredildiğini, satın alındığını, o gazeteleri mecbur alırken neler verildiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu iktidarın bu ülkeye zaruriyetler dışında yani mecbursun, iktidar olmuşsun, bunu yapmak zorundasın. Kamu hizmeti belli başlı işte okuldu, sağlık ocağıydı, semt konağıydı, efendime söyleyeyim zamanında Demirel'in yol terklerini yaptığı o yolları genişletip asfaltlamak. Bunlar zaten yapılması için hükümetin yapması gereken şeyler bunlar. Bunun dışında ülkeye siz teknoloji anlamında, sanayi anlamında, tarım anlamında, hayvancılık konusunda ne getirdiniz? Hiçbir şey. Yani tamamen betona, sizin de dediğiniz gibi betona yatırılan milyarlar, ülke kaynaklarının heder edilmesi, bir takım insanların işte örtülü bir şekilde ceplerine gitmesi, millete bu proje diye anlatılıyor ama bunların hiçbirisi proje değil. Biz ülkemizin düşmanı, ülkemizin hasmı değiliz. Yani bu ülkeye çivi çakanın Allah razı olsun. Ama çivi çakarken de çivinin 10 katı bir reklamla bunu halka anlatmasın. Bu da neticede milletin parası. Bence o yap işte devlet projelerinin tamamı devletleştirilmesi gereken ve incelenmesi gereken konular. Bir de zaten kamuoyuna açık değil biliyorsunuz. Defalarca sordular bu yap işte devlet projelerinin sözleşmeleri neden İngiliz hukukuna göre yapılıyor? Neden Londra mahkemeleri sorumlu bu konuda? Niye Türk mahkemeleri değil? Demek ki bu işin altında bir çapanoğlu var ki onun için yapıyorsun. Yoksa devletine, milletine güveniyorsan ve sen de bu devletin, bu kurumların başındaki biriysen şeffaf bir şekilde halka anlatman gerekmiyor mu? Bir hale yaptın, Ulaştırma Bakanlığı çıkar der ki biz Kürşat Bey'le anlaştık işte Çanakkale Boğazı'nı 1 milyara yapıyoruz. Şu kadar sene işletecek, şu kadar sene bize vergi verecek, katma değer vergisi verecek. Şu sene sonra da bize teslim edecek. Açık açık bunu halka anlatırsınız değil mi? Hiçbirini duydunuz mu? Hiçbirinden bir haber yok. Ne hastane, ne postane, işte ne havalimanı, ne tüneller, ne Avrasya geçidi. Hiçbiriyle alakalı kamuoyuna açıklanmış bir şey yok. Dolayısıyla da bunlar soygun. Bunlar 1838 Balta Limanı yabancılara nasıl imtiyazlar, haklar tanıdıysa AKP iktidarı da içerideki yerli işbirlikçilere ve yabancılara ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmiştir. Çok yakın zamanda da Allah düşürmesin Diyonu Umumiye gibi bir ofis kurulup artık herhalde kurumların vergileri de oraya bağlanır. Gidişat onu gösteriyor. Varlık fonu zaten orası diye geçiyor. Araya giriyorum ama. Evet. Umutsuz olmayalım. Bu ülkenin insanı bitmez. Elbet bir yerde biri sözünü yükseltir. İnsanlar da onun arkasından öbek öbek gider. Bunun hesabı sorulur. Çünkü bu millet o kadar da aptal değil. Evet. Biraz önce dediğim gibi zaten birlikteliği kaybetmezsek duyunu memnuniyet de biz alt etmiş bir milletiz. Milli mücadeleyi de birleşerek kazanmış bir milletiz. O birlikteliği sağladıktan sonra gerisi gelir inşallah. İnşallah da kaybetmeyelim. Evet. Bu birleşmeler konusunda bir şey daha söyleyeceğim ben. Tabii ki. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı yaparken
bu mücadeleyi nasıl başlatıyor? Bölgelerdeki en güçlü iradeleri buluyor ve onlar da kendi etrafına onları topluyor. Yani bugünkü gibi iletişim falan yok. Yani cesur, etrafını etkileyebilen insanları her bölgede tespit ediyor ve onlar orada yapılanıyor. İşte bütün illerde, o gün, o dönemde kaç il varsa oradaki en güçlü karakterleri buluyor. Hani liderlik yapabilecek insanları buluyor, örgütlüyor, sonra hepsini Ankara'da topluyor ve kurtuluş mücadelesini başlatmış oluyor. Yani bu işi çok da hafife almamak lazım. Hepimiz bir araya geldiğimizde, yani bu söz hakkı tanınmayan, bastırılmaya çalışan, biz de aslında sessiz çoğunluğun sesiyiz. Yani arkamızda da bir kitle var, bunu kabul etmek lazım. Bunları bir potada, ortak akılda buluşturabilecek bir formülü geliştirmemiz lazım. Dolayısıyla da bunun yeri meşveret ve müzakere. Oturacağız, konuşacağız, müzakere edeceğiz. Herkes bir takım şeylerden feragat edecek. Ortak bir plan konulacak. Herkes ona bir şeyler katacak. Ülkemize bir deva olmaya, bir çare olmaya inşallah hep beraber katkı sağlayacağız. Başaracağımıza inanıyorum. Niyet olduktan sonra, niyetlendikten sonra gerisi gelir. Sizde de aynı niyet var. Diğer partilerle siz de tabii birkaç partide irtibatlısınız. Biz de irtibatlı olduğumuz partilerden de biliyoruz. Şu an herkesin fikri aynı şekilde buluşalım, birleşelim. İnşallah bunu başarırız. İnşallah, inşallah. Evet. Temennimiz o. Programımızın sonuna geldik. Seyircilerimize aktarmak istediğiniz son söyleyeceğiniz var mıdır? Seyircilerimize aktarmak istediğim şey şu. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Mutlaka çok okusunlar ama çapraz okusunlar. Bir mecradan beslenmesinler, bir kaynaktan beslenmesinler. Yani hangi görüşe mensup olurlarsa olsunlar, kendi görüşlerini müdafaa edebilmek adına karşı görüşün fikirlerini de mutlaka okusunlar. Onlara da kulak versinler ve hiç kimsenin adamı olmasınlar. Mutlak suretle kendi iradelerini ortaya koysunlar. Muhakeme etsinler, kendi tahayyüllerini ortaya koysunlar. İradelerini hiç kimseye, hiçbir kuruma, efendime söyleyeyim, bunun içinde cemaat, tarikat, lider vesaire vesaire ne sayıyorsanız sayın. İnsan iradesiyle, aklıyla insandır. Ne yaparsa yapsın sorumlusu kendisi olmasıdır. Olması gerekir. Çünkü insanlığın gereği budur. İyi de yapıyorsa kendisine, kötü de yapıyorsa kendisi bundan sorumluluk çıkarmalıdır. Gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Bizim ümidimizdir. Ben onlara güvenim sonsuz. İnşallah bu ülkeye sahip çıkacaklar. Çünkü bugün 20 yaşında olanlar yaklaşık 10 sene sonra devlet kadrolarında görev alacaklar. Dolayısıyla bugün kendilerini kirletmesinler bu sistemin içinde. Siyaseti takip etsinler ama siyasette hiç kimseye basamak olmasınlar. Çünkü bu ülkenin onlara ihtiyacı var. Türk milletine de şunu söylemek istiyorum. Ben milletimin ferasetine her zaman, her daim güvendim. İçlerinde her ne kadar aldanmışlar, akraba, eş, dost tavsiyesiyle bir takım yanlış yollara sapmış olanlar olsa da aklın yolu birdir. Feraseti yüksek olan insan daha çoktur ülkemizde. Bu ülkemizin gidişatında farkındadırlar. Ben kendilerinin en kısa zamanda bu işe bir neşter vuracağına inanıyorum. Demokratik teamüller içinde, kurallar içinde. Belki de bizleri bile tetikleyecekler. Hadi bir masaya oturun. Ülke bu haldeyken siz işte makam mevki kavgası yapamazsınız. Herkes işte elinde ne varsa, birisi ekmek koysun, biri suyu koysun, biri tuz koysun, biri biber koysun, biri elma koysun, biri armut koysun. Bir sofra oluşturalım ve hepimiz buradan hakkaniyetli bir şekilde paylaşalım diyeceklerdir. Ben buna inanıyorum. Siyasi partilere de, liderlere de, başta siz Kürşat Bey olmak üzere, genel başkanım olmak üzere mutlaka ülkedeki bir şey yapmak isteyenlerle bir araya gelsinler. Çünkü ülkeyi kurtaracak olan meşveret ve müzakeredir. Yani bir masa etrafında toplanıp fikirlerin teahhüt edilmesidir, görüşülmesidir. Ben bunların ülkemize fayda getireceği inancıyla öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Cihan Partisi'nde başarılar diliyorum. Milletimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle bu salgın sürecinin sona erip birbirimizle hasretle kucaklaşmayı özlemle bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir mukavele. Abdurrahim Başkan'a da selamlarınızı iletiniz. Evet.
Değerli izleyicilerimiz, ana akım medyada fazla yer bulamayan siyasi platformlar ve siyasi partileri hem istişare etmek maksadıyla hem de sizlerin tanıması maksadıyla bu programı tasarlamıştık. Bugün bir kez daha amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Güzel bir program yaptığımıza inanıyoruz. Programlarımız diğer parti ve siyasi oluşumlarla devam edecek. Bizim ulaşamadığımız partiler varsa medyacanca@gmail.com'dan bize mail atarsanız programımızda seve seve sizleri de konuk etmek isteriz. Biz mümkün mertebe partilerimizi araştırıyoruz, iletişim adreslerini bulup irtibat kuruyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bizleri takip etmeye devam ediniz. İnşallah bizler bu birlikteliği sağlayacağız. Programı da dinlediğiniz üzere kimlerin ülkeyi birleştireceği belli olmaz. İnşallah biz de buna talibiz. Hayırlısıyla da güzel sonuçlar elde edecek çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. İyi bayramlar dileriz.